Merhaba arkadaşlar, bugün size pilav yapacağım. Pilavımızı nasıl yapacağım? Şöyle 2 su bardağı pirince ihtiyacımız var. Bir de şöyle kaç grammış? 418 grammış, yani yaklaşık yarım kilo kadar tavuk taşlığımız var. Pirincimizde 2 çeşit pirinç kullanacağım. Birisi normal baldo pirinç, diğeri de yasemin kokulu pirinç. Öncelikle taşlıkları güzelce haşlayacağız. Biraz bu arada da pirinçlerimizi ıslatacağım. İçine birazcık da tuz koyacağım ki pirinçlerimiz parçalanmasın. Şimdi pirinçlerimiz burada ıslanırken ben taşlıklarımızı güzelce haşlıyorum. Taşlığımız böyle haşlandı. Lokum gibi oldu, yumuşacık. Onları böyle küçük 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 doğradım. Tencereme yağımı aldım. Böyle söğüş şeklinde doğradım. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarım hafif pembeleşti. Haşlayıp doğradım. Taşlığı koyuyorum içine. Biraz da böyle kavuracağız. Şöyle biberlerim vardı, onları koyuyorum. Küçük küçük doğradığım biberleri. Burada pul biberim var, karabiberim, bir de tuzum var. Hepsini birden ilave ediyorum. Şöyle 1-2 dakika kadar da böyle kavuralım. Önceden haşladığım nohutlar vardı. Onları koyuyorum. Pirinci de daha önceden ıslatmıştım. 2 su bardağı pirincimiz var. Onları da ilave edelim. Arkadaşlar ben nohutlarımı önceden haşlıyorum. Akşamdan ıslatıyorum. Sabah güzelce haşlayıp böyle birer pişirimlik poşetlere koyup buzluğa atıyorum. Lazım oldukça çıkarıyorum. Şimdi nohutlarımı da koydum. Pirincimi koydum. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Su bardağı suyumuz var. Evet, diğer suyu da alayım. İki su bardağı pirince 2 su bardağı su koydum arkadaşlar. Özellikle suyunu biraz fazla koydum. Yasemin pirinci koyduğum için o çok su çekiyor. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım. Altını da iyice kısacağım. 15-20 dakika hiç kapağını açmayacağım. Pilavımızı daha sonra kontrol edeceğiz beraber. ...15-20 dakika oldu. Şöyle pilavımı bir alt üst edeceğim. Bakın tane tane oldu. Biraz daha deme bırakacağım. Şöyle bir 10-15 dakika daha deme bırakacağım. Daha sonra servise hazırdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alt üst ettim pilavımı. Tekrar kapağını kapatacağım. Yine 10-15 dakika kadar çok kısık ateşte
en kısık ateşte demlendireceğim arkadaşlar. Ha bu arada çok fazla tuttunuz diyebilirsiniz. Biz birazcık pilavlarımızın altının kazmaklı olmasını istiyoruz. Onun için 10-15 dakika en kısık ateşte demlendireceğim. Daha sonra da servis yapacağım arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara en azından denemelisiniz. Çünkü gerçekten çok çok güzel oluyor. İçindeki taşlıklar hiç taşlık tadı vermiyor. Normal et gibi oluyor, kuzu eti gibi. Tavsiye ederim yapmanızı. Çocuklarınız da çok sevecektir bunu. Eğer yapacaksanız da afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.